Mitel'de radyo, CD ve MP3 çalar, USB, harici girişler, ön ve arka kapılardaki hoparlörler ve tüm bu donanımlar sürüş esnasında kontrol etmeyi sağlayacak direksiyondan kumanda sistemi bulunuyor. Genelde küçük sınıf araçlarda bunlar konulmuyor. Hem fiyatta ekonomik olması açısından hem de açıkçası daha kompakt bir araç olduğu için bulunmuyor sevgili izleyiciler. Ama Aiten'de bütün bunların hepsi mevcut. Eski nesil Aiten'e göre daha genişleyen ve uzayan bir otomobil yeni Aiten. Bu haliyle bir üst segmente sanki göz kırpmış gibi bir havada yaratıyor. Boyutlarının büyümüş olduğundan söz ettik. Dolayısıyla ne kadar büyümüş diye sorarsanız bir önceki i10'dan ya da Aiten'den 80 mm yani 8 cm daha uzun olan yeni i10 tam 65 mm yani 6,5 cm'de eski i10'a ya da Aiten'e göre genişlemiş ve 40 mm ise yani 4 cm'de daha yere yakın hale getirilmiş. Aslında bu yere yakın hale getirilmesiyle de iki tane avantaj ortaya çıkmış. Otomobil gerçekten daha kolay ağırlık merkezi yere yaklaştığı için daha kolay handle ediliyor yani kullanılıyor. Öte yandan da bu alçaklıktan dolayı da daha sportif bir kullanım elde edilmiş yeni Aiten'de. Bunları söylüyorum çünkü gerçekten kullanırken araç her türlü tepkimeye anında reaksiyon veriyor ve bir viraj giriş çıkışlarında ise daha keyifli bir otomobil kullanma hissine sahip oluyorsunuz. Aracın tutunması, frenler de gerçekten iyi. Aracı ani bir hızlandırmayla yükselttiğimiz bir süratte hızlı bir şekilde frene bastığımızda otomobilin durmasında aracın herhangi bir yolda yalpalaması ya da tutunması ile ilgili bir sıkıntı görmüyorum. Şu anda gördüğünüz gibi gerçekten sportif bir kullanım var araçta. Viraj giriş çıkışlarında da bu küçük yapı ve küçük hacimle daha performanslı bir aracı kullanıyor hissine kapılıyorum. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Thank you.
istiyorsanız ve ekonomik olmasını, artı ya ekonomik derken iki ekonomikten bahsediyor. Hem tüketim anlamında hem satın alırken anlamında. Bütün bunları bir arada düşündüğünüzde i10 ya da e10 gerçekten alınabilecek hani diyelim 5 parmağa kadar tercih varsa onlardan biri olarak ön plana çıkıyor sevgili izleyiciler. Evet, gerçekten de araç 1 litre motoruyla keyifli ve gerçekten de bir o kadar huzurlu bir otomobil kullanımı hissettiriyor kullanıcısına. Ben şu anda bu keyifli orman yolunda gayet keyifli ve otomobilin bana verdiği hislerle mutlu bir şekilde otomobil sürüyorum. Dolayısıyla bunu tahmin ediyorum. Sizler de test ettiğinizde ya da satın aldığınızda sizler de aynı fikirde olacaksınız benimle. Evet sevgili izleyiciler, Otofam'daki bu hafta Türkiye'de üretilen Hyundai fabrikalarında üretilen i10'in testini yaptık. Bir başka testte görüşmek üzere. Hepinize şimdilik hoşça kalın diyorum.